Tıncay sormuş. Ben çalışıyorum ama boşa olduğunu düşünüyorum çünkü tüm çalışma sonunda dostlara dayanacak ve bırakın benim yaşadığım yeri Türkiye'de bile grup yok. Ben ne program biliyorum, ne bilgisayar mühendisiyim, internetten de faaliyet yapamam. O yüzden grupta faaliyette de mümkün değil. Ben kimi bulacağım, kime iyilik isteyip, kime dostluk yapacağım. Senede bir kongrede gördüğüm insanları mı? ya da Zoom'dan birinin iyiliğini isteyeceğim. Sizce buna karar mı? Tuncay bizim Tuncay mı? Tuncay burada mısın? Bakayım. Bizim Tuncay mı sormuş onu? Bizim Tuncay sorduysa. Öncelikle Zoom'a girmeyi biliyorsun. Eğer bizim Tuncaysa. Zoom'a girmeyi biliyorsun. Benden daha kötü anti teknoloji olamazsın. Onu da sana söyleyeyim. İstersen 80 yaşında ol. Hı ama niye öğreniyorum? Burayı, stüdyoyu vesaire. Bana ilk zaman stüdyoyu sen, sen iyi yaparsan daha iyi olur. Çünkü arkadaşlar sürekli gelip giden dedim ki yani nasıl olacak yani teknoloji bu. Hiç. Ama öğreniyorum. Niye? Çünkü dostlar var. Çünkü öğrenciler var. Önemli olduğu için. Ben şimdi sanal bir ortamdayım. Sizler de oradasınız. Ama sizleri görüyorum. Yani sizleri hissetmiyor değilim ki. Ben baktığım zaman, sizleri gördüğüm zaman hissediyorum. Görmediğim arkadaşları da hissediyorum. Onu da söyleyeyim size. Niye? Çünkü dersteyiz beraber sorularınızdan, yaklaşımımızdan aramız. Şimdi kalabalık bir grup insan olarak çalışıyoruz. Bizleri ayıran şey mesafe değil. Bizleri ayıran şey isteksizlik. Meclisteki adamlar çok iyi örnekler. Bak tüm ülkelerdeki meclisteki adamlar hepsi birbirinden nefret ediyor ama hepsi yan yana oturuyor. O yüzden yer, mekan önemli değil. Bizim için önemli olan şey şu. Kalbimiz nerede? Arkadaşlar nasıl iyilik yapabilirsin? Öncelikle burada olarak iyilik yapabilirsin. Zoom için sadece bir linke basman gerekiyor. Onu ben bile yapabiliyorum. Ben yapıyorsam inan bana. Kesin yaparsın. Benim yaptığım her şeyi inanın hepiniz yapabilirsiniz. O yüzden linke bas, aramızda ol, bizimle ol, bizimle beraber olman bile dostlara farklı bir hava verir. Sen de dostlardan farklı bir hava alırsın. Bir burada hiçbirimizin olma, olması var. Diyelim ki burada ne bileyim kim var? Diyelim ki kim var? Umut var. Umut ve ben tek başımızayız. Belki Umut'un hoşuna gider ve ben tek başıma öğreniyorum diye arkadaşlar yok ama bir şey alamaz benden tek başına. Niye? Çünkü sevgi göstereceği dostlar yok. Destek olacağı dostlar yok. Düşüneceği dostlar yok. Çünkü dosta ille de gidip bir şey vermem gerekmiyor. Onu düşünmem bile yeter. Dünya düşüncelerle güç alır. Neyi düşünürsem onu güçlendiririm. Biraz önce çalıştığımız gibi burada. O yüzden her birimiz, hepimiz sadece dostların arasında harmanlaşmak, onlarla beraber olmak, elimizden geleni yapmak yeterli. Yaradan hepimize belli bir belli bir yetenek veriyor. Şimdi merak ettim bizim Tuncay mı bu? Bizim Tuncay ise mesela bizim Tuncay müzisyen diye biliyorum. Bizim Tuncay değilse ayrı. Hı? Epeydir de yoksun. <laughs> eğer, eğer oysa tabii. <laughs> Herkesin grupta dostlar için yapabileceği bir şey var. İlk etapta zoomda da olsa, sonra pazar günü dostların toplantısında buluşuyorlar, onlara gidersin, atlarsın metroya vesaire gidersin. Sanal ortam önemli değil arkadaşlar. Dünya, özellikle bu konumda ki hepimiz bağlanabilelim birbirimize diye. Şimdi ekrandan hepimiz birbirimizi görüyoruz. Ne fark ya yani yan yana olsak ne olacak? Yine yüz yüze bakışacağız böyle. Ne olacak ki? Ha etiniz ekranda, ha etiniz bir sonra bir önümdeki iki metre ilerideki sandalyede. Bir şey fark etmiyor. Kalbimiz nerede? Önemli olan o. Ve özellikle sanal bir ortamdayız 21. yüzyılda. Çünkü önemli olan kişinin fizikselliği değil. Yerden bize bakın sunduğu koşullarla bizi nereye getiriyor? Diyor ki fizikselliğinizde değil olay. Olay kalbiniz nerede, aklınız nerede, düşünceleriniz nerede? Burada olay. Arada sırada kongreye gelirsen o da iyi. Niye? Çünkü orada böyle net, böyle e, geri dönüşümü net aldığın duygular olacak. Onu da arada sırada yaparsınız. Sıkıntı yok. Haftada bir dostların toplantısı için buluşuyorlar arkadaşlar. Arada sürekli kongre oluyor. Kongrelerde bir araya gelirsiniz vesaire yeterli bunlar. Yerden bize yetersiz koşul vermez yoksa işin esprisi olmaz. Ama önemli olan şey biraz önce bahsettiğim özgür seçim koşulu. Ben kafamı sokacak mıyım, sokmayacak mıyım? Çünkü yerden işin o kısmına karışmıyor. Karışmıyor. Yoksa baskı olur. Yerden bile adama baskı yapmaz. O yüzden hepimizin bilmesi gereken şey çok önemli bir konu. Özgür seçimi bu konuyu işleyeceğiz. Bu özgür seçim konusu adamın sürekli netleştirmesi gereken bir şey olacak. Ömür billah. Çünkü giderek ne yapacaksınız? Böyle katman katman kendimizi ayıracağız tabaka tabaka. Döner kesmek gibi ince ince döner keserler ya şöyle yaprak döner adam da kendisinden öyle katman katman egosundan kesip incelemek zorunda kalacak. Özgür seçim. O yüzden çok hassas bir şey. Şimdiden başlayacağız özgür seçimi. İlal elimdeki koşullar bu. Buna göre ben ne yapabilirim? Buna göre ben şimdi derse geleyim mi? Şimdi ne bileyim, dostlar toplantısına atlayıp metroya gideyim mi? Ya da şuraya gideyim. Bunlar hep özgür seçim. Elimizde çok fırsat var. O yüzden bunların hepsi mümkün.